Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar Yorumu'na hoş geldiniz. Bugün Piyasalar Yorumu'na başlarken enflasyonla başlamak istiyorum. Enflasyon konusunda işte kafalar karışık. Enflasyon giderek artıyor. Bir taraftan da enflasyon düşecek deniyor. Hakikaten enflasyon düşecek mi? Yılın ikinci yarısında mı düşecek yoksa hiç mi düşmeyecek? O zaman strateji nasıl olmalı? Bu konulara biraz değinmek istiyorum. Bugün biraz teknik analizden başka konulara da biraz girmiş olacağız bugün. İşte şu şekilde enflasyon şöyle TÜİK işte görüyorsunuz. Burada enflasyonun yıllık %61,14 olduğu gözüküyor. Şimdi burada şu tartışmalara girmek istemiyorum. İnsanlar diyorlar ki ya bu enflasyon aslında çok daha yüksek olması lazım. Biz bunu daha yüksek hissediyoruz. Her şeyin fiyatına anormal zamlar gelirken bu %61 gerçekçi değil. Başka bir hesaplamaya göre çok daha yüksek çıkıyor vesaire. Şimdi ben ona girmek istemiyorum. Ben şimdi diyorum ki biz bu TÜİK'in rakamlarının doğru olduğunu kabul etsek bile görünüm kötüdür arkadaşlar. Gidişat kötüdür ve bunu anlamamız lazım yani. TÜİK'in rakamlarını kabul etsek bile gidişatın kötü olduğunu anlamamız gerekiyor. Buna göre strateji belirlememiz gerekiyor bir kere. Şimdi bakınız şuradan sonra işin koptuğu nokta burası. İşte şu 16.19 geçen sene Naci Ağbal görevden alındığı zaman açıklanmış olan enflasyon ki enflasyon şöyle hesabı şöyle yapılır. Yani bir ayın 10'unda bir de 20'sinde fiyatlarda ölçümleme yapılır ve 20'sinden sonraki gelişmeler, fiyat gelişmeleri zaten hesaba yansımaz. Şimdi bu durumda zaten yani Naci Ağbal'ın görevden alınması ve o dolar kurumdaki anormal artışlar ondan sonraki pazartesi gününe kalmıştı falan. Yani o Mart ayı şu 16 aslında güzel bir gösterge. Yani %16 olan enflasyon bakın %61 olmuş. Burada bu şekilde gözüküyor. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. %16'dan %61'e çıkmış. Bir kere bu ne demek? Bir kere bu şu demek. Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamakta başarısız olmuştur. Yani bu 16-26 olsaydı da evet ya kötü oldu falan derdik ama artık 16-61 oluyorsa burada net olarak bir başarısızlık var. Peki enflasyon nasıl düşer? Enflasyonla mücadele edilerek düşer. Öncelikle nasıl mücadele edilir? Mesela sıkı para politikasıyla mücadele edilir. Peki bizim Merkez Bankası'nın herhangi bir şekilde sıkı para politikasına dönmesi, sıkı para politikası uygulaması söz konusu mu? Böyle bir şey bekler miyiz? Kesinlikle beklemeyiz. Yani faizler enflasyonun çok daha altında oluşmaya devam edecek. Her ne kadar Şahap Kavcıoğlu göreve başladığı zaman faizler enflasyonun üzerinde oluşacak gibi açıklamaları olmuş olsa da bugün geldiğimiz noktada işte politika faizi 14, gerçekleşmiş olan enflasyon 61 ve de hız kesmiyor. Bu şekilde de devam edecek. Peki bundan sonraki süreçte işte yok baz etkisi deniyor, bilmem ne deniyor falan. Enflasyonun hız kesmesini beklemeli miyiz? Hayır, beklememeliyiz. Neden beklemiyoruz? Bir kere üfeden geçişkenlik vardır. Yani öncelikle üfe artıyor, o tüfeğe yansıyor. Şahap Kavcıoğlu ne demişti? İşte üfeden tüfeğe geçiş hemen hemen tamamlandı gibi bir şeyler söylemişti değil mi? Şimdi bu demek ki daha üfeden geçiş bitmemiş. Hemen hemen tamamlandıysa o zaman şöyle bir de yurt içi üfeye bakalım. O da 105 iken 114 olmuş. Bak. Demek ki hem bu 105'ken ki geçişkenlik daha bitmemiş. Üzerine bir de bu 114 olmuş. Yani buradan mesela bir 10 puan daha gelecek yani gibi gözüküyor değil mi? En azından bir 61 bu durumda 71 olacak gibi gözüküyor. Yani o eğer kendi onların demesine göre düşünecek olursak. 71 olacak. Bu da üfe önümüzdeki ay hiç artmayacak olursa. Üfe de artmaya devam ediyor. O zaman bu iş durmayacak. durması beklentileri falan var. İşte önce galiba Mart'ta denmişti değil mi? İşte Ocak'ta eksi enflasyon bekleniyordu ama asıl Şubat'ta biz görecektik enflasyondaki gidişatı. Şimdi Mart oldu, gidişatı görüyoruz, yükseliyor. İşte efendim pik yapacaktı, sonra işte Nisan'da azalacaktı falan. Sonra işte o yaz aylarında azalacak oldu. Sonra işte bu galiba Eylül'den sonra mı oldu? Öyle bir şeyler oldu. Bu tip böyle sürekli ötelenen bir şey var. Ve burada gözden kaçırılan bir şey var ve belki de hiç konuşulmayan. Onu da ben burada sizlerle paylaşayım. Olaya sadece ekonomi olarak bakmak yılın ikinci yarısından itibaren yanlış olacak. Olaya siyasi olarak da bakmak gerekiyor. Neden? Şöyle. Çünkü yılın ikinci yarısından itibaren, Temmuz ayından itibaren aslında seçim sürecine girilmiş demektir. Yani ve seçim sürecine girildiği bir ortamda sıkı para politikasından daha ziyade popülist politikalar benimsenmesi beklenir. Bu hangi yani hükümet olursa olsun daha popülist olması beklenir. Daha popülist olması beklenirken yani kesenin ağzını açması, etrafa para dağıtması beklenir. Bu kadar da para dağıtılırsa bunun enflasyonist etkisi olur. Bu hiç şu anda hesapta yok. Yani sanki işte baz efektiyle yani işte zaten zamanında işte böyle enflasyon yüksekti. Şimdi işte onlar geride kalarak falan enflasyon düşecekmiş gibi bir beklenti oluşturmaya çalışıyor. Yanlış. Çünkü seçim ekonomisi de devreye girecektir. Tam o enflasyon artık azalıyor falan denilecek yerlerde kesenin ağzı açılıp da popülist politikalar benimseneceği için daha da beter enflasyon olacaktır. Öyleyse bu daha da beter enflasyona karşı bir şeyler yapmanız gerekiyor. Defalarca biz de bunları anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle biraz buradan devam edelim isterseniz. TÜİK'ten yani %61,14 bakın ve bunlar da artık bu faiz indirimlerinin abartı olduğu tarihten itibaren yükselişe geçmiş. Yani faiz indirimi sebep, yüksek enflasyon sonuç olmuş burada. Demek ki faiz indikçe enflasyon artıyor. Faiz çıktıkça enflasyonun artış hızı azalıyor ya da enflasyon düşüyor. Değil mi? %19 faizi beğenmediler. %14'e indirdiler. 16 olan enflasyon oldu 61. En çok nelerde bu işler olmuş dersek işte yıllık değişim, ulaştırma yani benzine, motorine gelen zamlar. Demek ki bir KDV'den feragat edilecekse, bir vergiden feragat edilecekse burada yapılması gerekiyormuş. Ama gidilmiş işte gıdada bilmem nerede yapılmış, heba edilmiş onlarda. İşte böyle son aylardaki şeylerde de mesela olduğunu görüyorsunuz. Lokanta, oteller, eğitim derken ulaştırma 2 katına çıkıyor. Bu şekilde yani kötü tabii gidişat. Peki burada da şöyle bir terane anlatılıyor. Evet, dünyada enerji fiyatları çıkıyor. Dünyada Covid var. O yüzden bizde enflasyon yüksek. Bunların faiz indirimiyle hiçbir ilgisi yok gibi. Tabii masal yani. Onu da şöyle masal olduğunu size göstermek istiyorum. İşte bu Trading Economics sitesi. Trading Economics sitesinde dünyada enflasyon oranları nedir diye bakıyoruz. Şöyle kendimizi buradan çıkartalım. Yaklaştıralım. Dünyada enflasyon oranları nedir? Gördüğünüz üzere enflasyonun en yüksek olduğu yer Venezuela, yıllık %340. Ondan sonra Sudan geliyor. Ondan sonra Lübnan geliyor. Sonra Suriye geliyor ki Suriye'den Ağustos'tan beri veri alınamıyor. Yani bu veride ne kadar gerçeğe yansıtıyor belli değil. Sonra Zimbabwe var. Bakın 5. sırada Zimbabwe, Mart ayı enflasyonu %72'ymiş. Az önce ne demiştim? Yani biz bundan sonra bir 10 puan daha o üfeden gelmesini beklemeliyiz. Çünkü üfe artmış. Hani tam da geçiş bitmemiş. Merkez Bankası'nı düşünüyorsak demesini 10-11 puan oradan gelebilir. Eğer önümüzdeki ay hiç üfe artmayacaksa, yani bu ay Nisan'da hiç üfe artmayacaksa, o zaman bizim bir 11 puan daha beklememiz gerekiyor. İşte o zaman da ne oluyor? Biz bu Zimbabwe'yi yakalayıp geçebiliriz arkadaşlar. Ondan sonra Surinam var 6. sırada. Oradan da henüz veri gelemiyor. Sonra Türkiye var. Bak Türkiye, Arjantin'i geçmiş Türkiye. Arjantin'in verisi açıklandığında bir daha bakacağız. Sonra İran var. Sonra Etiyopya var. Yani gidişatın ne kadar kötü olduğunu görürsün. Yani bu size şunu diyor. Enerji fiyatları arttı, yok Covid yüzünden tedarik zincirleri bozuldu, şudur budur, hepsi hikayedir. Yani biz 7. sıradayız, 6. sırayı zorluyoruz. Önümüzdeki ay büyük ihtimalle biz bu Surinam'ı geçebiliriz. Ne oluyor peki? Şöyle işte bu enflasyonun artmasını engelleyen, enflasyonu dizginleyen faizler indikçe, indirildikçe ne oldu? Zincirler kırıldı. Zincirler kırıldıkça da Türkiye şahlandı. İşte bu şekilde görmüş olduğunuz şekilde şahlanarak dünyada en yüksek enflasyonun olduğu 7. ülke olduk. 6.'lığa da doğru gidiyoruz. Bu Zimbabwe'yi de geçip 5. olmamız mümkündür. Suriye'den veri gelmiyor. Allah göstermesin Lübnan'ı geçmeyi. Lübnan tabii felaket vaziyette. Demek ki biz de 5. sıraya falan yerleşeceğiz gibi görünüyor. Zincirler kırıldıkça Türkiye şahlanıyor, işte böyle oluyor. O zaman ikinci yarıda daha da fazla artacaksa bu bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ne yapabilirsiniz? Eskiden olsa dolar alırdınız, dolar çıkardı. Siz de bu işlerden zarar etmeden kurtulabilirdiniz. Şimdi dolar da artmıyor. Çünkü baskılanıyor. Daha nereye kadar baskılanacak? Ne zaman dolar artacak diye sürekli olarak insanlar soruyor. Ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Ama dolar illaki artacak. İşte şöyle görüntüde bakın geldi. Artık yeniden Kaufman hareketli ortalamasının üzerine geçmek istiyor. Yani 14.70'i geçtikten sonra tekrar bu trende geri dönmüş oluyor. Ama 14.86'nın da üstte geçmesi izin verilmiyor. Nereye kadar bu sürecek? Çok fazla değil. Çünkü bu sürdürülebilir bir şey değildir. Bir yerden sonra patlayacaktır. 15.85 gibi bir yere tekrardan bir baraj kurulmak istenecektir. O baraj da yıkılacaktır. O da yıkıldıktan sonra Allah sonumuza hayretsin. Bu işler 18'de mi biter artık, 20'de mi biter, nerede biter? Kimse bilemez, ben de bilemem. Kötü olur sadece. Şöyle bakıyoruz, 15.74 de buradan rahatlıkla gidebilir gibi gözüküyor. İşte şurayı kırdıktan sonra 14.84'lü şöyle. Ondan sonra nerelere gider? İşte artık 18'ler var falan. Daha da acayip şeyler var. Onlara da girmeyelim bugün. Gidişat kötü. O zaman ne yapacaksınız? O zaman mesela dedik ki borsa yatırımı yapmanızda fayda var. Borsa sizi korur. Böyle bir enflasyonist ortamda. Nasıl? Korumuş mu gençler? İşte korumuyor da bizi şöyle kötü oluyor da böyle kötü oldu da borsa çıkmadı da bir sürü hikayeler anlatıldı. Çıkacak dedik mi çıktık dedik. Yok işte çıkacak dedin de şöyle kötü oldu da böyle kötü. Bir sürü milletten şey dinledik. Şöyle 31 Aralık'tan alsak, şöyle dipten oluyor değil mi? Kapanıştan alsak. %24 artış olmuş. Fena mı olmuş? Ha? Yani hiç de kötü değil bence. Borsa güzel, iyi gidiyor. Buradaki bir dirençten bahsetmiştik. 2244. Onun da üzerinde kapandı. Zaten bugün de yön yukarıydı. Yani zaten ala dönmüştü. Borsa güzel gidiyor. 2377 bundan sonraki hedefimiz. Ondan sonraki hedefimiz de 2859. Şimdi burada hemen şu soracak. Acaba Haziran'da gelir mi? Kaç ay içerisinde gelmesini bekliyorsunuz falan. Bu işlerde öyle ay falan yok. Bu sene içerisinde gelmesini bekliyoruz. Vadesi olmazsa böyle de tavsiye mi olurmuş? Dinlemek zorunda değilsiniz. Gelelim bankacılık endeksine. Bankacılık endeksi ne olacak diyorduk. İşte içim okuyu geçti. Bankacılık endeksi güzel bir şekilde yükselişine başladı. İşte bu da yükselen kanal. O da güzel. Niye bankacılık endeksi geride kalıyordu? Şu sebepten geride kalıyordu. Bir, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarından sonra, özel bankalar hakkındaki yorumlarından sonra biraz geride kalmıştı. Ondan sonra bankaların yüksek kar açıklamasına rağmen bu işte bankaların vergi oranını arttırma haberleriyle de bir düşüşler olmuştu. Ama ondan sonra bunların gelip geçici olduğunu, tekrar yükselişlerin geleceğini söylemiştik. Evet. Buradan da işte bankacılık endeksinin de yükselmesiyle bankacılık endeksi önderliğinde yükselişin devamını bekliyoruz. Peki yan kağıtlar dediğimiz X tüm Y ne oldu? O geride kaldı. Onun zaten geride kalmasını bekliyorduk. Aylardan beridir de söylüyorduk. Buralardan geçmeniz gerekiyor. BIST 100 hisselerine, özellikle cazip hisseler videolarımda bahsettiğim hisselere geçmeniz gerekiyor diye söylüyordum. Dün yaptım bu arada, kanalda bulabilirsiniz cazip hisseler videosunu. Ama bazı arkadaşlar anlıyorum ki izlemiyorlar, takip etmiyorlar ya da takip ediyorlar ama o yan kağıtlarda inat ediyorlar ve ondan sonra ne zaman gidecek diyorlar. Bilmiyorum ne zaman gidecek, belki de hiç gitmeyecek, daha geride kalacaklar. Veya işte bugün olduğu gibi %2,5 giderken piyasa %0,8 anca gidecek. O şekilde olacak. Siz oralarda fazla kalmayın diye, bilmiyorum, bir kez daha söylemenin anlamı var mı? Bugüne kadar kaldıysanız belki bugünden sonra da kalacaksınız. O şekilde yani. Dolayısıyla borsamız iyidir, güzeldir. Şimdi borsamız hakkında şöyle bir şey daha paylaşalım bugün. Dolar bazında endeks. Dolar bazında endeksimizi alıyoruz. Orada da 2 günlük bakıyorum. 2 günlükten bakıyorum. Şöyle logda takılı kalıyor bazen. Özel bir anlamı yok. 2 günlükten baktığımızda işte şurası Naci Ağbal'ın görevden alınmasıyla oluşan büyük kayıp ve yine Naci Ağbal'ın görevden alınmasıyla oluşan ayı piyasası dolar bazında ve biz bugün artık yukarıya dönüyoruz yavaş yavaş. Daha evvelden fake bir yükseliş şurada olmuştu. Ondan sonra tekrar geri gelmişti. Şurada bir kere daha olmuştu ama artık bugün buradan al vermişiz. Düzgün bir şekilde geliyoruz. İçimoku'yu da geçiyoruz. Geçen seferlerde İçimoku'yu geçememiştik. Ve al sinyali de bayağı aşağılarda kalmıştı. Şimdi daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Ve bundan sonraki hedefin şu 158 değil hatta 171 olabileceğini düşünüyorum. Yani dolar bazında iyi bir getiri sağlamasını bekliyoruz Borsa İstanbul'un. Dolar bazında da baktığımızda güzel gidişat olduğunu görüyoruz. Yurt dışı piyasalarda da bir düzeltmeden sonra tekrar yükselişlerin gelmesini beklediğimi söylemiştim. Düzeltme henüz tamamlanmış olmayabilir demiştik. Şöyle 4567'nin üzerine çıkılması gerekiyor. Şu anda tam oradayız. Belki tamamlanmadı. Biraz daha aşağı gelecek. Bir alım fırsatı verebilir mi bilmiyorum. Tekrar bir şey verebilir ama ondan sonra şu 4663'te S&P 500'de kırıldıktan sonra artık yön yukarıdır tamamen diyeceğiz. Şu anda da yön yukarıdır. Sadece bir düzeltme süreci içerisindeyiz biz. Bundan sonra rally'nin güçlenmesini bekliyoruz. Düzeltme süreci tamamlandıktan sonra bu biraz insanı böyle şey yapabiliyor, sıkabiliyor. Bugün mü tamamlanacak, yarın mı tamamlanacak falan gibi sabırlı olmak lazım. Elbette ki tamamlanacak. Ve bundan sonraki süreçte de öyle Fed'in çok agresif davranamayacağını göreceğimizi düşünüyorum ben. Amerikan borsalarında rally olacak, Türkiye borsalarında da eşlik edecek. Yan kağıtlar denen şeyler eşlik etmeyecek bizde. Ama Amerika'da mesela Russell'lar falan da çıkabilir böyle bir ortamda. Yani oranın yan kağıtları Russell oluyor. Russell endeksi oluyor. S&P 500 büyük hisseler, Russell 2000 oradaki daha küçük hisseler, Wilshire 5000 daha geniş kapsamlı olan, geniş kapsamlı bir yükseliş olmasını bekliyoruz burada. Peki bu ortamda altın, gümüş nasıl hareket edecek? Onlarda da yükseliş bekliyoruz ama eş zamanlı olması gerekmiyor. Onu da bilmek lazım. Şimdi şöyle Amerikan 10 yıllıklarda şöyle bir, onu da göstereyim. Yükseliş vardı. Bunun artık sonuçlanması gerektiğini söylüyorduk. İşte Geçtiğimiz hafta düşüş oldu bir önceki haftaya göre Amerikan 10 yıllıklarda. Fakat o düşüşün devam etmediğini görüyoruz. Bugün de bakıldığında şu 2.42 önemli seviyeye kadar gelmiş. Şimdi buralardan tekrar aşağı dönmesini bekleriz. Yani buralardan aşağı dönerse iyi olur bizim için. Şu 2.2'nin kırılmasıyla şöyle 2.20 işte şurada gördüğünüz asıl düşüş o zaman başladı diyebiliriz. Ondan evvel yani sadece yükseliş durdu diyebiliyoruz. Şu anda yükseliş durdu ama düşüş başlamadı. Önümüzdeki günlerde de başlamasını bekliyoruz. İşte uyumsuzluklar vesaire de aşağıda görünüyor. O olduktan sonra ons altında yükselişler olacak. Yoksa ons altında işte şöyle görüyorsunuz artık bu 1925 seviyesi, hatta belki biraz daha aşağısında 1909 var aşağıda, yukarıda da 1945 1950 gibi bir seviye. Bu arada yatayda giden bir ons altın görüyoruz, benzer şekilde ons gümüş görüyoruz. Bunlar harekete henüz, yani rally'e, hisse senedindeki rally'e henüz katılmış değiller ama onlarda da göreceğiz. Belki şöyle olacak, yani hisse senetleri önden gidecek, hisse senetlerinde zirveleri, yıl içi zirveleri önce göreceğiz. Orada belki biraz oyalanacak, biraz geri çekilmeler olacak hisse senetlerinde ama değerli metallerde yükseliş daha devam ediyor olacak. Öyle bir şeyler olabilir. Bugünden tam olarak öngörmemiz mümkün değil ama piyasaların bunları güzel bir şekilde alacağını, fiyatlayacağını düşünüyorum ben bu sene içerisinde. Ve işte bugün kripto paralardan da bahsedecektim ama BTC Haber TV'de bugün kripto paralar hakkında uzun uzun yorum yaptım. Aşağı açıklamalarda da sizin için linkini koydum. Tıklayıp kripto paralarla ilgili beklentilerimi, o videodaki beklentilerimi izleyebilirsiniz. Bundan başka olarak info yatırımla ilgili çok sorular geliyor sizden. Bunlara ben toplu cevaplar verdim. Perşembe günü yayınlanacak. Yani biraz daha sabırlı olmanızı istiyorum sizlerden. Fakat bu hafta sonu itibariyle yeni videolarda yüklenecek ve önümüzdeki haftadan itibaren başlıyoruz. Herhangi bir şey kaçırmış değilsiniz. Zaten ilk videoda bedava olacak. Herhangi bir ücret ödemeden izleyeceksiniz. Aklınıza yatmayan bir şey varsa satın almanız gerekmeyecek. İşte bugünlük de bu kadar.